İstanbul'umuzda hakikaten ülkemiz için, ülkemizin finans geleceği için çok önemli bir proje yürütüyoruz. Bu anlamda 2013 yılında planlamasına başladığımız ve yine o çerçevede inşasına başladığımız İstanbul Uluslararası Finans Merkezi inşaatındayız. Bugün hep birlikte hem inşaatımızın son durumunu, burada yapılan çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler aldık. Tabii finansal piyasalarımızın daha rekabetçi bir piyasaya ulaşması için, finansal derinliğimizin artırılması ve ülkemizi finansal anlamda en iyi şekilde temsil etmek amacıyla biliyorsunuz İstanbul'da İstanbul Uluslararası Finans Merkezi inşaatını bulunduğumuz bu alan içerisinde yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda 2,5 milyon metrekare inşaat alanına sahip bu bölgede inşaatımız hızla sürüyor. Tüm ekibimizle, gayretlerimizle şu an burada fiilen 7500 arkadaşımız çalışıyor ve Hazine Maliye Bakanlığımızla birlikte protokol çerçevesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca inşaatların yapım kısmını burada Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, altyapı kısmını İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, yine TOKİ'miz, Varlık Fonumuz hep birlikte burada tüm arkadaşlarımızla birlikte hızlı gece gündüz çalışmak suretiyle yürütüyoruz. İnşaat ilerleme seviyemiz %60 seviyelerine geldi ve inşallah 2021 yılı Aralık ayı sonu itibariyle finans merkezi inşaatını tamamlamış olacağız. Ve İstanbul'umuza, ülkemize, tüm Orta Doğu'ya, aslında dünyamıza kazandırmış olacağız. Ve burada eminiz ki hem bölgemiz için hem de ülkemizin geleceği adına finans merkezi çok önem arz ediyor. Ve burada yapılacak bu aksa tam 1 kilometre yürüyüş yolu var. İçinde sosyal donatıların olduğu, burada finans merkezinde çalışan arkadaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını giderebileceklerini, gerek okul anlamında, gerek donatı anlamında, camimiz, buradaki alışveriş alanlarımız, buradaki yeme içme alanlarımızla birlikte belki dünyada tek diyeceğimiz bir finans merkezini, inşasını büyük bir gayret ve özveriyle yürütüyoruz. Amacımız, hedefimiz 2021 yılı sonuna söz verdiğimiz gibi finans merkezi inşaatını tamamlamaktır. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle de Türkiye olarak burada İslami finans piyasalarına hizmet edecek. Diğer taraftan hem bölgemize hem Orta Doğu'ya, yakın Avrupa'ya hizmet edecek bir finans merkezi olma yolunda gidiyoruz. Kararlıyız ve bu anlamda bütün inşaatlarımız fiilen başlamış durumda. Pandemi dönemine rağmen de ekiplerimiz hiçbir ara vermeden hızlı bir şekilde çalışmalarını yürütmekteler.